Onlar Türkiye'nin en merak edilen ünlü çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı reklam filminin lansmanında kameralar karşısındaydı. İşte ünlü çiftin sempatik açıklamaları. Buram buram aşk kokanı, kahkaha dolu bir sohbete hazır mısınız? Çok benlik değil aslında. İstemiyorsun. Bakacağım ona. Ona bakacak. Bir tane daha çekeyim. Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Tatlıtuğ'la kameralar karşısına geçtiği lansmana aşk damga vurdu. Ben bir iki soru sorayım mı? İşte. Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez birlikte oynadığı eşi Başak Tatlıtuğ'un oyunculuğunu nasıl buldu? Beni şaşırtmayacağını zaten emindim. Ünlü çift neden kendi oğulları Kurt Efe ile beraber oynamayı tercih etmedi? Ülkemizde yaşayan milyonlarca çocuktan. Kıvanç Tatlıtuğ bu soruyu çok sevdi. Vay, güzel soru, tamam. Oğlu Kurt Efe'nin isminin koyulduğu günlerin hikayesini bir de Kıvanç Tatlıtuğ'dan dinleyin. O dönem. Evet. Tabii o dönem. Her şeyin bizde bir manası var. Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin tartışmasız en yetenekli, en yakışıklı ve en çok sevilen oyuncularından biri. Bir gece vakti bu aslan kafasından çıkar. An gelir bu ormana. O geyiği de bulur. Onu böyle elleriyle alır, paramparça eder. Aile dizisiyle Show TV ekranlarında başarısını bir kez daha kanıtladı. Serenay Sarıkaya ile yakaladığı uyumla Türkiye'ye Aslan Soykan'ı çok sevdirdi Kıvanç Tatlıtuğ. Bu bizim aile meselemiz. Tamam, devim benim ailem zaten. Ailem burada. Saklayacak bir şeyim yok. Ben sana ne dedim? Devim benim her şeyim. Varım yoğum, anladın mı? O yüzden ne konuşmak istiyorsan burada onun yanında konuşacaksın. Başak Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılından beri eşi olmasının dışında sektörün en başarılı moda danışmanlarından bir tanesi. Ünlüler dünyasının en merak edilen çiftlerinden Kıvanç Başak Tatlıtuğ çifti birlikte oynadıkları reklam filminin lansmanında kameralar karşısına geçti bu hafta. Şahane uyumlarıyla dikkat çeken Tatlıtuğ ailesinden ilk sözü Başak Hanım aldı. İlk defa eşiyle birlikte rol almış olmanın keyfini yaşıyordu Başak Tatlıtuğ. Benim için tabii ki çok farklı bir deneyimdi. İlk kez Kıvanç'la beraber aynı sette olmak çok farklı. Devamlı onu izliyorum dışarıdan ama beraber içinde olmak benim için çok farklı, çok güzel bir deneyimdi ve gerçekten ona orada hayranlığım da arttı. Çünkü gerçekten çok zor bir iş olduğunu anladım. Çok tatlıydı benim için. Ve Kıvanç Tatlıtuğ, masmavi gözlerini ortaya çıkaran mavi tişörtüyle çok fit görünen ünlü oyuncu, eşine övgülerle girdi söze. Ben öncelikle dünyanın en iyi annesiyle çalıştığım için bir kere çok heyecanlandım arkadaşlar, samimi söyleyeyim. İkincisi, aile olarak ilk defa bizim bir projeye katılıyor olmamız, birlikte performans sergiliyor olmamız da çok güzel bir hatıra olarak kalacak. Başak Tatlıtuğ ilk kez oyuncu olarak izledik. Nasıl buldu eşinin performansını? Başak'ın performansı yani zaten modaya acayip hakim olan ve eşinde acayip profesyonel bir insan olmasına rağmen çalışırken ekstra başka taraflarını da keşfetme fırsatım oldu. Beni şaşırtmayacağını zaten emindim ama üstüne çok daha başka şeyler koyarak ve başka taraflarını da bana göstererek beni hem şaşırttı hem mutlu etti. Hem beraber çalıştığım için acayip mutlu oldum. Aslında ben eşlik ettim kendisine. Yani baştan da öyle konuşmuştuk. Ben sana eşlik edebilirim. Eşlikten daha fazla. Ben yardımcı kadın oyuncu olarak. Eşlikten daha fazla. Tamam, evet. Kibarlık yapıyor. Oyunculuğu sevdi mi acaba Başak Hanım? Belki dizilerde Kıvanç Tatlıtuğ'a partner olur ileride. Biz daha iki tane daha çekeceğiz. Ve onları çekeyim. Ondan sonra karar vereyim ama yani zor işmiş. Çok benlik değil aslında. İstemiyorsun. Bakacağım ona. Ona bakacağım. Bir tane daha çekeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Basından ziyade ben zorluyormuşum burada sorular. Evet, şu an öyle bir algı. Tabii öyle. Doğruyu söyle. İstiyor musun? Gerçekten istemiyormuş. Olabilir. Aileden bir tek Kurt Efe oynamadı filmde.
Kurt Efe'ye benzeyen minik Ediz rol aldı reklamda. Oğlu Kurt Efe'nin kamera karşısına geçmemesini bakın nasıl açıklıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Ülkemizde yaşayan milyonlarca çocuktan hiçbir farkının olmaması gerekiyor. O da normal duyguyla yaşamasına devam etmesini istediğimiz için anlık verilmiş insiyaki bir karar. Ha ileride büyür, büyüdüğü zaman oyuncu olmak ister, tabii ki full destekleriz. Öyle ya da büyüyünce neden beni oynatmadınız? Ya da o da olabilir. Niye ben değilim falan? Evet kesinlikle. Bak o da evet, başka. Evet evet ona da kızabilir. O da başka bir şık. Ona biz bir şeyler bulalım. Başka bir şey. Oyunculuğa geri dönelim. Ailenin yeni sezonu merakla beklenirken Kıvanç Tatlıtuğ eski bir projesi olan Kurt Seyit ve Şura ile İtalya'dan ödül aldı geçtiğimiz hafta. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Ödüllerimin arasında çok güzel bir yeri olacak. Kurt Seyit onun için özel bir proje. Oğlu Kurt Efe'nin ilk ismi bu rolden geliyor. Bununla ilgili gelen soru hoşuna gidiyor Tatlıtuğ'un. Vay güzel soru tamam. Evet. Sadece oğlunun isim ilhamı değil, Başak Tatlıtuğ'la aşkının da başlaması bu diziyle olmuş. Bu güzel ailenin temelleri Kurt Seyit setinde atılmış. Kurt Seyit ve Şura dönemine denk geldiği için ve arketiplerle çok ilgilendiğimiz için. Tabii o dönem. Her şeyin bizde bir manası var. Kurt Efe'den sonrası hayatı değişmiş Tatlıtuğ ailesinin. Empati dolu bir çift olmuş Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Tatlıtuğ. Detaylara dikkat etmeye başlıyorsun. Orası çok ilginç bir şey. Şimdi aranızda çoluğu çocuğu olan onlar hisseder. Şimdi detayları görmeye başlıyorsun. Yani uçakta ağlayan bir bebek gördüğünüz zaman şimdi artık bir baba olarak veya anne olarak onun neden ağlayabilme ihtimalinin olduğunu hissetmeye birkaç tane evet. Kafanıza seçenek üretmeye başlıyorsunuz. Ya da anlıyorsunuz. Gibi. Annesini anlıyorsunuz, duygularını anlıyorsunuz, üzülüyorsunuz, evet. Empati kuruyorsunuz ve yardım etmek istiyorsunuz. Başak Tatlıtuğ'un sosyal medyada geçen hafta paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fit halini paylaşmıştı Başak Hanım. Gurur duyuyor eşini paylaşırken. Yok hiç rahatsız etmiyor desem. Yani yoksa zaten paylaşmam ben çok gurur duyduğum için kendisiyle her şekilde. İşiyle, kariyeriyle, kendisiyle. O yüzden beni çok mutlu ediyor paylaşmak. Ve zaten hayranların olduğunu farkındayım. Benden önce de hep vardı ve olacak da. O yüzden çok benim için hiçbir sorun yok. Kıvanç Tatlıtuğ'un harika görüntüsünde Başak Tatlıtuğ'un emeği büyük. Zira eşinin günlük hayattaki stili de Başak Hanım'dan soruluyor. Evet, yani zaten ben trendleri takip ettiğim için onda da çok rahat uygulayabiliyorum. Vücudu da çok müsait, yer aldığı projeler de çok müsait. O yüzden benim o zaten oyun alanım gibi. Her şeyi Kıvanç'la beraber deneyimliyoruz. O da okey veriyor tabii ki. Bu şeylere çok açık, yeni trendlere, yeni modalara. Bir de biraz önden gitmeyi bunun için çabalıyoruz.